Evet, Sabah gazetesindeki makaleden yola çıkarak kontrollü gerilim siyasetini biraz açıklamanızı isteyeceğim. Türkiye ne kadar bu kontrollü gerilim siyasetini yönetebiliyor ya da neresinde biraz şimdi bu, ilginç geldi Suriye, bu kavram açıkçası. Evet, Suriye meselesi olunca genellikle yapılan sadece eleştirilerden... Sadece Suriye meselesi özelinde değil belki. Tabii, genel olarak yani, ama Suriye burada çok kritik bir nokta. Hı-hı. Hükümete yönelik eleştirilerin başında gelen şey şu. Bu süreci yönetemiyorsunuz. Daha öncesinde yumuşak güç öne sürmüştünüz ve bu çerçevede bir araya getiren ülkeleri, İsrail ve Suriye'yi bir araya getiren arabulucu konumunu üstlenmiştiniz. Fakat ne olduysa Arap Baharı'ndan sonra demokrasi promosyonu yapmaya çalışan, rejim değişikliği yapmaya çalışan bir konuma geldiniz şeklinde. Eleştiri bunun üzerinde yoğunlaşıyor. Az önce Ali Bey de benzer bir eleştiriyi gündeme getirdi. Şimdi tabii şunu görmek lazım. Türkiye Arap Baharı öncesinde, Arap uyanışı öncesinde Amerikalıların free rider dediği, yani mevcut düzenin faydalarından istifade eden, ama onun, yani kastettiğim şu, ticaret yaparak, ekonomik entegrasyonu sağlayarak, komşularla ikili ilişkiler kurarak, yumuşak gücünü yayarak bunu kullanıyordu. Ama mesele sert güç dediğimiz, yani kendi isteklerinizi karşı tarafa yaptırabilmek için sert güç unsurlarını kullanmaya geldiğinde Türkiye yoktu. Böyle bir şey belki ihtiyaç da yoktu. Fakat Arap Baharı bölgedeki dengeleri çok ciddi bir şekilde değiştirdi. Türkiye Suriye'de olan şeylere bigane kalamazdı. Bunu Başbakan biliyorsunuz. Orada iç meselemiz yaşanan olarak aslında söyledi. Çıkışlar ya da devrim tırnak içinde baharla Türkiye'de farklı bir anlam kazandı herhalde. Demokrasi de farklı bir anlam kazandı. Rol model noktasında da farklı bir anlam kazandı belki de. Geliştirmek adına söylüyorum. Tabii. Türkiye'nin yapmış olduğu şey biliyorsunuz, yani bu Türkiye modeli diye konuşulan şey birkaç tane şeyin üzerinde oturuyor. Bunun birinci ayağı Türkiye'nin kendi İslam ve devlet ilişkisine, İslam ve siyaset ilişkisine bir çözüm bulan AK Parti iktidarına sahip olması oldu. Demokrasi ile İslami taleplerin bir arada olabileceğini gösterdi AK Parti iktidarı. Fakat aynı zamanda Cumhuriyet'in temel değerlerini de restore eden bir şekilde bunu yaptı. Ekonomik bir başarı, güçlü bir liderlik, aktif bir dış politika ve Batı ile olan ilişkilerinde de yepyeni bir yaklaşım. O da şöyle ikili bir yaklaşım. Birisi uluslararası düzenin asıl kurucu aktörü olan Batılı devletleri gerektiğinde eleştirmek, özellikle İsrail'in politikalarının niye bir dur denmediği, Filistin sorunu, Gazze ablukası konularında gerektiğinde Batı'ya eleştiri yapabilen, ama bir taraftan hem Avrupa Birliği sürecini sahiplenerek, üyelik sürecini sahiplenerek, hem onun getirdiği demokratikleşmeyi yaparak ve yine NATO'da dahil olmak üzere Batılı kuruluşların içerisinde critical engagement dediğimiz çoğu zaman yalnız kaldığını düşünüyor musunuz Türkiye'nin? Çoğu zaman yalnız kaldığını düşünüyor musunuz Türkiye'nin? Bakın, bu yalnız kalma meselesi değil. Yani Türkiye çok aktörle beraber aynı zamanda çalışabiliyor. Yani yalnız kaldığı düşünülen Türkiye daha çok yakın bir zaman içerisinde İran'la 3 farklı görüşme yaptı. Yani Başbakan seviyesinde, Dışişleri Bakanlığı seviyesinde. Aynı şekilde Alman Dışişleri Bakanı daha yeni buradaydı birkaç gün önce. Yani Türkiye'nin yalnız kaldığı değil, fakat Türkiye'nin etkili bir aktör olmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi Arap uyanışı Türkiye'nin bu iddialarının test edildiği bir sınav haline geldi. Burası doğru. Kolay bir zamandan da geçtiğini söyleyemeyiz. Çünkü Suriye örneğinde bir hattı, yani İran, Irak, Suriye, Lübnan hattını sanki kırmaya çalışan bir pozisyonda görülüyor Türkiye. Fakat mesele daha da karmaşık. Bir taraftan Selefileri destekleyen Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan'ın da bölgenin içerisinde olduğunu, El-Kaide unsurlarının da içerisinde olduğunu düşündüğümüzde burası bir jungle'a döndü, bir kötü bir duruma döndü. Şimdi Türkiye burada ne yapmak durumunda? Bu gerilimleri yönetmek zorunda. Yani Irak'la da gerektiğinde İran'la, gerektiğinde Suriye'yle. Ben Rusya'yla çok ciddi sorun olacağını sanmıyorum. Yani bunlar, yani her tartışma, her bir takım açıklamaların sanki yapısal ittifak ilişkilerini değiştiren, temel ilişkileri dönüştüren bir yerde olduğunu ve Türkiye'yi yalnızlaştıracağını düşünmek bence doğru değil. Ama şurası kesin, Türkiye daha önceki sıfır sorun yaklaşımıyla uygulamış olduğu yumuşak güç politikasının sonuna geldi. Bu gerilimi yönetmek zorunda. Yönetmek zorunda ve yönetebiliyor.
Bence yönetebiliyor. Yani bu tabii önümüzdeki 3-5 ay içerisinde bu rejimin nereye gittiği daha netleştiğinde bunu söylemek daha rahat olacak ama bence ana parametreler doğru gidiyor. Şimdi peki aslında Yılmaz Ensaroğlu yayın esnasında bana diyor ki seyircilerle de paylaşmak da aslında keyifli olacaktır. Adalet temalı sorular sor. İşte siyaset ya da uluslararası ilişkiler açısından ne olur ben bakmıyorum. Daha çok insan hakları açısından bakıyorum. Ya hani beni ayrı bir yerde tutarak diyor. Sorayım peki ben de Yılmaz Ensaroğlu'na öyle bir soru da hazırlamıştık aslında adalet demişken. Soracağım ama onun öncesinde de İstanbul'da siz küresel forumda din ve çoğulculuk başlıklı bir oturum evet. moderatörünü yaptınız değil mi? Dinlerin sosyal adaleti sağlamlaştırma potansiyeli var mıdır? Adaletsizliği azaltacak bir katkısı olabilir mi? Çünkü şiddeti meşrulaştırmak için de şiddetin meşrulaştırılması için de kullanılıyor keza. Ardından size öyle belki bir sorum olacak ama Yılmaz Ensaroğlu adalet demişken şimdi Pakistan'da kız çocukların okula gidebilmesi için mücadele eden 14 yaşındaki Malala sembol oldu biliyorsunuz. Taliban tarafından başından vuruldu. Çok ağır yaralı. Başbakan Erdoğan da Azerbaycan'daki ekonomik işbirliği teşkilatı zirvesi toplantısında dedi ki bu bir terör saldırısıdır. Terör saldırısı olarak nitelendirdi ki elbette öyle kınadı. Malala'nın mücadelesini belki de uğradığı silahlı saldırıyı küresel adalet tartışmasının neresinde görüyorsunuz? Şimdi tabii küreselleşen hani bir dünyadayız, bir çağdayız. Ben deminki tartışmayla ilgili olarak şöyle bir ifade kullanarak bu sorunuza geçeyim. Yani Türkiye'de dahil ülkelerin yalnız kalıp kalmadığını mesela soruyoruz, tartışıyoruz. Eğer diyelim ki Türkiye bütün bir dünyayı arkasına almış olsa ama yanlış bir pozisyondaysa ya da işte zulme uğrayanın değil de zalimin yanında yer alıyorsa biz böyle bir Türkiye'den yani memnun mu olacağız? Dolayısıyla yani şunu söylemek istiyorum. Uluslararası siyaset elbette bir güç mücadelesi ama artık zannediyorum bu dönemde bu güç mücadelesinin de adalet başta olmak üzere bir takım erdemler, bir takım değerler üzerinden yürütülmesi çağını açmak, başlatmak gerekiyor. Ki aslında bu yeni yapılacak bir şey de değil. Dediğim gibi yani tarihte, tarih aslında bir bakıma bundan ibaret. Yani adalet savaşı verenlerle işte zulmedenler arasında verilen bir mücadele. O yüzden yani şunu özetle söylemek istiyorum. Türkiye doğru yerde dursun, doğru yerde durmalı. Yani gerektiğinde yalnız kalmayı da göze almalı. O takdirde zaten insanlık şununla karşılaşacak. Ha güç sadece silahtan, paradan ibaret değil. Haktan, hukuktan, haklı olmaktan da alınabilir. Ben bunun çok son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İşte tam da buradan hareketle yani Pakistan'daki bir kızın Malala'nın verdiği mücadeleye baktığımız zaman şunu görüyoruz. İşte orada bir kız vuruluyor. Ama işte bir başka ülkedeki bir başbakan da ama dünyanın pek çok ülkesindeki işte adalet, özgürlük mücadelesi veren insanlar, kuruluşlar da susmuyorlar, tepki gösteriyorlar. O kızın, o çocuğun yanında yer alıyorlar. Yani sadece uluslararası güçler, emperyalist ülkeler küreselleşmiyor. Aslında adalet, özgürlük, hak, hukuk mücadelesi veren kişiler, kuruluşlar ve ülkeler de deyim yerindeyse bir İnsan hakları savunucuları, adalet, özgürlük mücadelesi verenler ailesi oluşturmaya doğru gidiyorlar. Ki ben insanlığın kurtuluşunun açıkçası burada olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda elbette Malala'nın verdiği mücadele de yani hepimizin hem içini yakan hem de bir taraftan hepimizi de gururlandıran, onurlandıran bir çaba. Ve dolayısıyla yani yapılan, ona karşı yapılan da gerçekten bir terördür. Çünkü biz terör dendiğinde gene büyük güçlerin tanımları doğrultusunda daha çok bir ezberimiz oluşmuş, o doğrultuda düşünüyoruz. Oysa silahlı örgütlerin özellikle sivillere yönelik tedhiş uyandıran eylemleri nasıl terör eylemi ise devletlerin, otorite sahibi olan, güç sahibi olan insanların ya da mekanizmaların da
bu tür uygulamaları, hatta işkence, faili meçhul cinayet gibi eylemler, uygulamalar da aynı zamanda terör eylemleridir, terörist eylemleridir. Peki, Burhanettin Bey, bir son belki toparlama. İki dakikamız var programı kapatmak için. Genel bir toparlama belki yapabilirsiniz. Dinle bağlantısı sormuştunuz, oradan isterseniz toparlayalım. O konuda moderatördünüz çünkü din ve evet. Çoğulculuk başlıklı. Katılan din adamlarının da ısrarla vurguladıkları şey şuydu. Bütün dinler, tabii özellikle de üç semavi din, adalete çok büyük bir vurgu yapmış. Bu adalet sadece kendi inananına değil, inanmayan, farklı inançlara sahip olanlara yönelik de böyle. Fakat yine ortak paylaşılan bir şey de şuydu ki, din adamları zaman zaman bir takım ideolojilerin, bir takım bugün için ulus devlet diyeceğimiz devletlerin menfaatlerine kendi dini söylemlerini seferber etmek zorunda kalabiliyorlar. Ve o oturumda buna karşı bir çağrı da vardı. Ve özellikle İsrail meselesi gündeme geldi. İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu adaletsizliğin aslında bugün Orta Doğu'daki bütün bu dengelerin hepsinin altında yatan şey olduğunu vurguladılar. Buradan da şuraya bağlanabilir mesele belki. Şimdi bu Orta Doğu'daki değişim, Arap uyanışı dediğimiz değişimin Filistin meselesiyle olan ilişkisi biraz gözlerden kaçırılıyor. Filistin meselesinin önemi şu, bölgedeki düzenin ne kadar adaletsiz olduğunu en fazla vurgulayan olay, gösteren olay. Arap ülkelerindeki otoriter rejimlerin gitmesinden sonra bu olay çok daha öne çıkacak. Demokratik olarak seçilmiş olan iktidarlar bu konuyu kendi dış politikalarının bir unsuru haline de getirecekler. Böyle baktığımızda tabii yani forumda yapılan çağrı, bir arada yaşamanın, farklılıkları kabul etmenin ve adalet gibi bir kavram etrafında hem medeniyet birikimlerinin hem dinin bunu sağlaması, din adamlarının da burada bir sözünün olması şeklinde gerçekleşti. Buna katılmamak mümkün değil. Evet. Gerilimli, kontrollü, yanlış, kontrollü gerilim. Kontrollü gerilim politikası. Siyaseti. Evet, değil evet. mi? Politikası. Evet. Ünal Celbek, Burhanettin Bey'e soralım diyor. Türkiye'de kontrollü gerilim siyaseti var mı diyor. Kürt sorunu olduğu için gerilim olmuyor mu diyor. Doğrusu ben bu kontrollü gerilim meselesini Türkiye iç siyasetinin dönüşümünde tabii daha düşük bir seviyede zaten gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani şöyle, AK Parti iktidarının ta başından itibaren bu asker sivil ilişkilerinde işte Cumhuriyet mitingleri, muhtıralar, davalar, balyoz, Ergenekon, aslında bütün bu süreç bu kontrollü gerilimin yönetilmesi. Bu anlamda yani AK Parti hükümetinin başarılı olduğunu söylemek lazım. Ama bunun maliyetleri de var. O maliyet de şudur. Toplumun tüm kesimlerini ve özellikle de seçkinleri kuşatan bir konsensüs oluşturmada bir maliyet getiriyor. Yani Türkiye'de yeni bir anayasanın oluşturulması ve Kürt sorununun çözülmesi böyle bir konsensüsü gerektiriyor. Henüz AK Parti bence bu konsensüsü oluşturabilmiş değil. Kontrollü gerilim politikasının başarıları ortada ama onun da sınırları ortada. Tabii sadece AK Parti değil buradaki sorunlu taraf. CHP de aynı şekilde bir kontrollü gerilim uyguluyor. Kürt Milliyetçi Hareketi'nin uyguladığına kontrollü gerilim falan da dememek lazım. Ama kontrolsüz bir gerilime doğru dönüşüyor. Çoklu bir analiz yapmak Bugün gerekiyor. Önemli bir görüşme oldu Yılmaz Ensaroğlu. Dahası önemli bir görüşme olmuş. Bugün Yeni Şafak başvetine taşıdı. Çok da kontrolsüz gitmiyor herhalde. Kontrollü gidiyor yani arka planda görüşmeler gibi. Bir cümle alalım Yılmaz Ensaroğlu sizden. Ardından bu kontrollü gerilim siyaseti bir konu başlığı ve onun üzerine bir başka bir 45 artı yaparız herhalde birlikte ve toparlayalım. Elbette, evet. Yılmaz Ensaroğlu, bir toparlama cümlesi almak isterim sizden, ne dersiniz? Ya dünyada hiçbir çatışma yani sonsuza kadar sürmedi. Türkiye'de de elbette eninde sonunda çözülecek. Yani bir taraftan şiddet, çatışma, terör devam ederken, bununla mücadele devam ederken, bir taraftan da bunu sonlandırmaya yönelik, barışçıl yöntemlerle çözüme yönelik çabalar aralıksız bir biçimde sürecektir. Bu gayet doğaldır. Yani buna alışmamız, hatta bunun yokluğunu yadırgamamız gerekir.
Ama ben artık yani son söz olarak da şunu söyleyeyim. Ben İstanbul Küresel Forumunda yapılan tartışmaların, hatta o forum vesilesiyle bugün 45 artıda yaptığımız bu tartışmanın da yani gerek ülkemizde gerekse dünyada adaletin birazcık daha güçlenmesine, tesisine her birimizin belki her bir insanın gerek kişisel ailevi hayatında gerekse toplumsal siyasal hayatında adaletin hakim olmasına vesile olmasına katkı sağlamasını diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umut var yani. Evet. Umut var. İnsan yaşadığı sürece umut İnsan var. İnsan yaşadığı sürece umut var diyelim. İnsan hakları ihlalleri var, savaşlar var, çatışmalar var, yoksulluk var. Ama bu haksızlıklara ve adaletsizliğe karşı çıkan sesler var diyelim. Yılmaz Ensaroğlu, çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan katıldınız. Ben teşekkür ederim. Katkılarınızdan dolayı insan hakları temalı başka bir yayında. Sizinle buluşacağız elbette. Burhan Yetimdoğan, çok teşekkür ediyorum hocam size de, katkılarınızdan dolayı. Bitirelim 45 artıyı ve haftaya saat 22.45'te tekrar sizlerle birlikte olacağız. Adaletin bu mu dünya diyerek bitirelim böyle. Orhan Gencebay. Orhan Gencebay, evet öyle diyelim. Peki, hoşçakalın.